Süt ilaçlı fanboy. Sen de beni güldürüyorsun, yönet beni dediğim. Eyvah, baba problemi olan bir insanla karşı karşıyayız. Baba problemi olan... Yani... insanlar. Evet, devam ediyoruz. Ah, ah. Bir pırt. Noli, noli. No liar. Geri. Seni kim takıyor? Hello. Abi, donun hangi renk? Siyah. Of. Siyah. Bu sefer Atatürk posterine basıyormuş. Aşkın olayım zadem. Biskat Frauli kılıklı zade. Çok doğru zadem. Zade Gloves. Barış. Sana aşık oldum. Bu ana ekran ne? Abi. O yatakta altına al beni. Zade dediğim. Ne oluyor amına koyayım? Hans. Erkel. Tony, Johnny ve Barış. O gemide beraber olsak zaten. Duşta seni izlemek keyfi. Seçilenin %50 artı olması lazım. Seni çok seviyorum dedi Zade. Ah Zadem ah. Peşine de bunu atmış. İyi yayınlar abi. Taşşaks. Taşşakso. Tam kocam olacak sadesin ya. Sen de beni güldürüyorsun. Yönetmeni dedim. Zade dedim. Buradayım be, buradayım. Buradayım. Abi, seni çok seviyorum. Sana aşık oldum. Abi ben senin yarrağını yerim. Yarrağını yemem, merak etme. Yarak mı Abi yok? çiş mi Var. yapıyorsun? Yiyeceğim, yiyeceğim, yiyeceğim. Hepsini yiyeceğim. Ama Twitch'ten dolayı... Yep, oy GigaChat. 07, 2 base, people TR. Oy. Ritme elektrik çarpmıyor normal ama ritmi siktir et bro. Allah var mı la? Nasıl yok la? Var la herhalde. Şu gitara bak. Allah nasıl yapmış. Hay Allah'ın. Burada Allah'a bir hakaret göremiyorum efendim. Belki seveyim, belki soyayım, belki saltanat, belki saksafon. Belki de soğan diyecektim. Bu Allah'ı gerçekten seviyorum. Ve ne diyeceğimi biliyor. Çocuk mu kandırıyorsun birader, seviyorsan Allah'ını seviyorum de. Bir daha yapma, olur mu? Seni tatlı şey seni. Ya bence böyle bir uyarıyla açmalıyım. Chill müzik çalıyor zaten yani pek sikimde değil. Kaldırma diyen var. Açma. Ya siktir git dedim, amına koyalım seni. Açma. İyi okey açma. Ya da 2 hafta timeout atsanıza buna. Şimdi sana yaptığın şeyden dolayı 2 hafta kadar ya da bir hafta atalım. 1 hafta kadar timeout atıyoruz. Senin kendi fikrin yok mu? Var. Var da chatte siz de aktifsiniz. O yüzden sizin fikirlerinizi önemsiyorum amına koyduklarım. Önemsemeyeyim mi? Evet. Normal bir chatter referido. Kürtlerle normal insanlar arasında fark bir yok. Irkçılık yapmayın. Normal yazmış. Kürtlerle normal insanlar arasında fark yok. Irkçılık yapmayın demiş adam. SLM agam.
Kaç yıllık Twitch kullanıcısıyım, ilk bana belli olsun. Asıl meseleye gelirsek bunu ırkçılık olarak görmelerini anlayabiliyorum. Ancak benim için böyle bir durum yok. Orada Türk yazması da dahil başka bir ırkın isminin yazmasının benim için hiçbir farkı yok. Buna böyle bir işlem yaparak asıl ırkçılık oluyor. Ya siktir git. Gülüp geçmelik bir şey diye yazdım. Hayretler içerisindeyim. Ben kaldırılması taraftarıyım. Ama halk oylaması da yapılabilir sağlıcakla. Bence de kalkmalı. Halk ne düşünüyor bu konuyla alakalı? Ya ben ırkçı değilim. Komünitimin içinde de çok ırkçı adam yoktur diye düşünüyorum. O yüzden hani bu o kadar da büyük bir problem mi emin değilim. Ban güzel bir ban. Ban iyi bir ban bu arada. Onu söyleyeyim. Ban iyi bir ban. Şüphü güzel ban atmış yani. Ben bunun tatlı bir şaka olduğunu düşünerek açacağım. Güzel ban. Dönek diye bağırmış. Abi ben de senin gibi bir Zonguldaklıyım. Sırf Trabzon ile Zonguldak arasında Trabzon'u seçince birazcık sinirlenmiş olabilirim. Bu hatamdan dolayı senden özür diliyorum. Bana ne açıyorum? Batro biraz sinirlenmiş galiba bana dönek dendiği için. Teşekkür ediyorum Batro. Adamsın. 8 dakika sonra niye banladın peki amına koyayım? 8 dakika niye bekledin oğlum? 8 dakika beklemiş. Bekledim. Özür dilemesini bekledim falan. Açıyorum bunu da. Hayır. Çete jump scare attıysan sike sike cezanı çekeceksin. Cezan ekrana chat koymadığım zaman chat'i görememek, chat'te eğlenen insanlar arasında olamamak ve sonsuza kadar chat'te konuşulanlardan habersiz tek başına yalnız kalarak yayında izlemek. Cezan bir yıl. Oğlum hala burada oyun oynuyorsunuz. Vatan elden gidiyor. Arplace'e gelin oğlum, destek lazım. Yunanlar daldı oğlum, gelin. Yok. Başlamış gene. Çare yok. Abi acil bir şekilde Arpaca'ya yardım lazım. Ben Arplace'e yardım istemiştim. Şaka amaçlı bir şeydi ama. Kararınıza saygı duyuyorum. Kaldırırsanız sevinirim. Hepsini cezalandır zade. Abi özür dilerim. Normalde böyle birisi değilim. Chat'te de realde de biraz kötü bir günümde olduğum için aptal aptal mesajlar atmışım. Özür dilerim. Bir defaya mahsus banımın açılmasını talep ediyorum. Abi Discord özelliğine hiç bakmıyorsun. Ağlayarak fotoğrafına bakıp 31 çekiyorum her gece üzüntüden. Gibi gibi mi? Yarrağım gibi. Police, I swear to God I'm not simping for a child. Amık, ı yazmışız. Yarrağım gibi. Tövbe tövbe. Efe'yle duanız fena tutuyor abi. Abi sikimi klavyeye çat çat vursam daha iyi oynarım. Bakalım normalde böyle biri misin? Normalde de böyle birisin yarram. Siktir git buradan. Yıllardır izliyorum. Aylardır aboneyim. Chat'i fazla aktif kullanan biri değilim. Void Runner'da sürekli aynı şeyi yapmak zaman kaybı gibi hissettirdiği için böyle bir cümle kurdum. Kötü bir niyetim yoktu. Düzenli olarak izlediğim, akşamları yayın açsa keşke diyebilirim beklediğim tek yayıncısın. Lütfen banımı açar mısın? Seni seviyorum zaten. Köpeklerin anasını sikeyim yazmış. Satranç 2 oynuyoruz. Yayında neden yetişkinlere yönelik oyun oynayası çıkıyor? Milif City mi oynanıyor bu kanalda? Soru işareti, soru işareti, soru işareti. Ya bu şey, bu şaka da. Bu tarz şaka yapma canım. Tamam. Bir de dikkatli takıl chatte. Prime Gaming. Yarrak animasyonlardan sıkıldım. Kapat şunu ya.
Çete son iki yazışımın arasında muhtemelen aylar var. Akıl sağlığım yerinde değil. Abi kötü bir şey Özür yapmadım. Dilerim. Banımı kaldır etseyim. Tanrı'nın ölümünden sonra hayatı onta epistemolojik olarak temellendirebileceğimizi sanmıyorum. Ölüm anlam ve değer problemleri yüzünden nefes alamıyordum. Tekrar ihtida ettim. Metafizik imkansızlık, agnostizm ve mutlak şüphecilik makul değil. Ülkemi etkileyen en büyük fenomen olan İslam'ın yenilgiye uğratıldığını sanmıyorum. Olmadı sana Pascal'ın bahsini öneriyorum. Bu arada banımı açar mısın? Kafam karıştı. Baldur's Gate oynarken yanındaki büyücü kadın olan NPC'ye saldırılınca karım ölüyor diye çığlık atmıştın. Ben de böyle bir espri yaptım. Haksız bir ban olduğunu düşünüyorum. Nick'im yüzünden böyle bir ayrımcılık yapılıyor. Banımın kaldırılmasını talep eder, iyi günler dilerim. Ne var sanki yaparsın bir çocukta. Buuuu. Arap esprisi yani. Buuuu. Bir Müslüman olarak açılmasını talep ediyorum. Çok sıcak. Bu nick ne oğlum? Müslümanlar açayım mı? Aç ama nick değiştirsin. Müslümanım açma. Aç, dedem hacıydı. Tövbe etsin. Engelli gibi oynamayın aga. Volcam kullanmazsan yenmeyi bekleme. Sadece tavsiye vermiştim. Amacı aşağılamak, hakaret etmek değildi. Alınganlık yapmasaydınız ya, keşke. O başta yazdığım işin makarası, şakasıydı. Oğlum bak, engelli gibi oynamayın. Canım zaten banımı açmış zader, daha dikkatli olacağım zadoylu. Hı, holy horse'cum hoş geldin. Which gifted ATR bir sub to Müslüman karsiti. They have given 16 gift subs in the channel. Engelli gibi biraz garip yani. Onu yazmasa daha iyi olurmuş. Bu arada. Underage biriyle çıkılır mı? Bence çıkılır abi. Abicim beni neden banladınız? Millet 18-13 yazıyor. İki bir şey yazamayacağız mı? Ne diye banlıyorsunuz? Oğlum salak mısın amına koyayım? Böyle açıkladı kendisini. Dur bir bakalım. Ya abi kriminal miyim ben? 17 yaşında sevgili... Lise aşkı işte. Bir yaş küçük benden ama aynı sınıfa gidiyorduk. Mezun olduk. Yani o kadar tehlikeli bir şey yazmadım. Reis underage severim demedim ki. Herkes soruyordu spiritüel olanla çıkılır mı falan. Underage'e çıkılır mı dedim. Sonra ney falan yazdılar. Bence çıkılır dedim bir. Yani bu çok genel bir şey değil mi? 10 yaşında çocuğa demediğim bellidir yani. Öyle bir şey neden söyleyeyim? Yani... Çağlar'cım hoş geldin. Yani düşündüğüm zaman şimdi 17 ve 18. Bir düşündüğüm zaman tamam mı? 17-16 ya da 17-18'de bence yani. Çünkü hemen hemen aynısın zaten. Ama işin şey kısmı sıkıntı gibi geliyor bana. Hani yani şimdi burada okey demek de yanlış gibi. Yaşını 2'ye böl 7 ekle çıkabileceğin minimum yaş oluyor. Bu ne amına koyayım?
Ben 19 yaşında biriyle çıkmam mesela. 17 yaşındayken 19 yaşında sevgilim vardı. Abi bu adam kötü niyetli değil, tamam mı? Benim anladığım kadarıyla. Ama ne dediğinin de farkında değil gibi geldi bana. 19 yaşına pik mi çekilir mi yani? Kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum ama ne dediğinin farkında değil. Bana öyle geldi. Dikkatsiz chat kullanımı. Ama biraz yatsın ya. Bir sonrakinde falan düşünürüz ya da özelden yazar. Kuponcu babaya yapılmaz be. Niye almadın dayı? Vezir koruyordu zaten G6'yı. Satranç backseatine bazen ban atıyoruz biz genel olarak. Klip atmış. Bir klibe bakalım. Yalnız adamın banını kaldırma demiştim. Ben bana sub hediye etmiş. Benim bir gururum var. Sub'ımı alır mısınız yine? Bugün kötü oldu, kuponları dar et. Dayı Oğlum ufaktan niye her gün kaldırdı bana bir 150... şeyler. Ha kuponcu dayı bu. Backseat. Satranç backseat'i. Şey yani. Kefaretini ödeyerek çıkmaya çalışmak gibi. Amerika mıyız biz biraz düşünelim. O kefaretini ödemiş çıkmış gibi yapabiliriz. Backseat sonuçta. Kefaretini ödeyip çıkmışsın reis. 100 TL karşılığı. Beyler bundan sonra banlarınızı para karşılığı açarız. Parasıyla hayır yani. Backseat'ten yeri için açıyorum ya yapmasın bir de. Backseat olduğundan açıyorum. Tekrar etmezsin. Olur biter takılırsın. Chat'te. Easy. Se abi 12 saat korku yayını kanalda var mı? Varsa nasıl izleyebilirim? Se abi 12 saat korku yayını Twitch'te var mı? Ona göre abone olacağım. Kamera yazanları okuyacağına soruma cevap ver. Götlek. Kusura bakma abi pardon. Bir an sinirlendim affedersin. İyi olur. Yarakistan Kralı'nı ne kafayla yazdığımı bilmiyorum. O ayrı bir olay. Onun için kusura bakma. Neyse abone olursam 12 saat korku yayını izleyebilir miyim? Bu küçük ya. Bunun yaşı küçük ya. Bununla uğraşılmaz amına koyayım. Açalım. Hayır izleyemezsin. YouTube kanalımda var git bak. Bir de ilgiyi annende ararsan mutlu oluruz. Kalp. O bayrak ne orada? 650 TL verdi adam sana. Neden ban yediğimi anlamadım. Yazsa keşke. Nikimdense samimiyetine güvendiğim için koydu. Ya sikerim seni ha. Yazdığım şeyden ise Rehane'nin amına koyalım derken orada biri Zade'nin amına koyayım Rehane adamdır yazdı. Sen de karşılık olarak farklı bir yayıncıya küfrettin. Bu okey değil. O yayıncının bir suçu yok. O yayıncının izleyicisi gelmiş ve yani rastgele bir şey yazmış. Bunu sanki Rihanna görev vermiş gibi amına koyayım. Rihanna gidip izleyicisine şey mi demiş? Git Zade'nin çete. Zade'nin amına koyayım. Rihanna adamdır yazsa. Sanki böyle bir şey yapmış yani. Adamın ne suçu var? Adama niye sövüyorsun? Ben cevabım verdim zaten. Ben Doğan'a öyle bir reaksiyon verdim. Severek izliyorum. Twitch sırf senin için kullanıyorum. Bu bir yalan gibi geldi. Bir de yani samimiyetini sikerim senin. Böyle bir samimiyet mi var amına koyayım? Samimiyetine güvendiğim için nikimi Zade Sikici koydum. Ha, bayağı samimiyiz kanka ya. Senin götüne koyayım ben o zaman. Ağzına sıçayım o zaman senin. Şüpheden bir ses gelmiş. Bunu açmayacağım. Siktir git yeni hesap aç. Normal insanlar bire, siyahi ve Kürtler ikiye bassın. Bir. Geri zekalı ya. Geri zekalı ya. Aptal amına koyayım ya. Bedir'in zemin hazırladığı ırkçı bir şakanın yoluna giderek abartılı şakalar yaptım. Irkçılık yaptığım Kürtler ve siyahilerden özür diliyorum. Amacımın ırkçılık olmadığını temin ederim. Şaka yaparken dozunu kaçırdığım için ise tekrar özür dilerim. İyi günler, esenlikler dilerim. Ellerinizden de öperim. Kabul ediyor. Irklar ile alakalı şaka yapmak ince bir çizgidir. Sen bu çizgiyi kaçırmışsın. Lütfen beyniniz yoksa kara mizah yapmayı denemeyin. Bu bir uyarı.
Normal vatandaşın birazcık şey muhabbeti var ama normal insan şakası şeyden geliyor ya, bir tane YouTube kanalı var hani. Bugün arkadaşımla video çekeceğiz, ben normal bir vatandaş olacağım, arkadaşım Kürt bir vatandaş olacak diyen bir tane adam var ya, ondan dolayı da olabilir diye düşünüyorum. Seviyorum seni Zadekal. Pişmaniyeciğim, 7. ayın için teşekkür ediyorum. Pantolonu çözüp dalgayı çıkaracağım sandınız değil mi? Hayır. Satrancı ilk öğrendiğimde bu kadar kötü oynamıyordum. Banlamak uğruna bunu diyorum. Haklısın abi. Teşekkürler abim. Teşekkürler abim, adamsın. Kadıköy'e gelmiyorum Bipolar Sakso. Yeter artık ya. Bipolar Sakso, kadın mısın, güzel misin? Kadınsan ve güzelsen artık geleceğim Kadıköy'e. Ne yapacaksan yap bana, amına koyayım. Rahatla artık. Lütfen ya. Yeter artık be. Yeter artık ya. Bir sloppy head ver amına koyayım, rahatla yani. Hangisi lazımsa ol. Yok kanka sağ ol, adamsın. Teşekkür ediyorum teklifin için. Reddedildi. Oyun olacak mı? Bir oyuna gir de uyuyayım ya. Böyle korku şeyleri açıyorsun, uyuyamıyorum. Haykırdım amına koyayım. Oyun zadem. Oyun var mı? La oyuna geç hadi, bayda ayrıl. Oyuna geçip geçmeyeceğini öğrenmeye çalışıyordum. Banladım. Çok saçma. Abone olmanın bir mantığı kalmıyor. Ne alaka amına koyayım? Açacağım banını da yani zaten. Abonelikle ne alakası var ki yarağım? Soru işareti. Birden 1.30'a kadar oyuna geçip geçmeyeceğimi sormuşsun. İzlesen öğreneceksin zaten. Yaram demeyeyim mi? Diyeyim bence. Zade bir şey soracağım ama sinirlenme. Neden bu kadar kötü oynuyorsun? Sinirlenmişim amına. Ya da il binasına gidip... Bak. Ya da il binasına gidip demokrat arkadaş edinip 50k alıp 70k aklayıp ayda 120 milyarı kumarla 800k yapıp zengin olacaksın. Ailen götten verdiğini biliyor mu? Vermiyor mu dayı ha? Söyleyin ulan, yalan mı? Sen salak bir adamsın, daha yazamamışsın bile. Denizde çöp görüp özellikle bırakan birine dediğim için pişman değilim. Bu bana atan acemi mod mikroplastik yönünden zengin deniz hıyarlarıyla zevkli. Salak. 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 Ha, burada. Burada. Konu. Çöpleri denizde bırakan birine. Dur. Birine hakaret etmen değil. E-word. Asıl problem olan. Abi bak, iyi kelimesinin, ki bence açıklamak için kelimeyi de söyleyebilmem lazım ama şimdi banman yeriz aptal aptal, o yüzden hiç şey yapmayacağım. İyi kelimesinin bir hakaret olarak bu şekilde kullanılması kötü. Yani bunun nasıl bir neden kötü olduğunu mu açıklamam lazım yani? Ha, bunu açıklamalı mıyım gerçekten? Bu kadar mı malsınız oğlum? Mesela bazı kelimeler var. D-word, dön ile alakalı bir şey. Ve e-word, tamam mı? Şimdi bunlar genel olarak Anadolu'da ne olarak kullanılıyor baktığımız zaman? İşte yanlış bir şey yapan adama söylüyorsun mesela, tamam mı? Ya da tırnak içinde doğru olan yoldan dönüp farklı bir yola giden, yanlış bir yola giden insanlar için kullanıyorsun. Şimdi eşcinsel olmak kime göre yanlış, neye göre yanlış? Yarrağım. Anladın mı? Bunu kullandığın zaman aslında sen belli bir kesimden insanı itmiş oluyorsun. Siktir git demiş oluyorsun ve hakaret etmiş oluyorsun o insanlara da. Bu yüzden yanlış. Bu kelimenin kullanımı bu yüzden yanlış. Ve bu yüzden bir problem. O kelime yerine herhangi bir şey de koyabilirsin. Hayır, kimse o anlamda kullanmıyor, ben de diyorum genellikle. Evet, kimse o anlamda kullanmıyor diyoruz ama kelimenin oluşma kökeni bu zaten. Kelimenin kullanılışı farklı olsa dahi bağlantılı, tamam mı? Bağlantılı. Ve bundan dolayı ne zaman bu kelimeyi kullansan iğneleyici bir kelime olarak diğer tarafa da gidiyor. O yüzden kullanılması bence okey değil. Bu. Hayır, bayan değil kadın muhabbeti gibi bir şey değil bu. Hayır.
İyi o zaman. Ben de N-word'u o anlamda kullanmıyorum. Yani. Arkadaş ortamınızda ne dediğiniz umurumda değil. Ne amaçla kullandığınız umurumda değil. Ama topluma açık bir yerde bu tarz kelimelerin kullanımı yanlış. Bu da böyle bir gerçek yani. Toplumsal alanda toplumun kendi oturttuğu kurallara uymak zorundayız arkadaşlar. Maalesef. Maalesef dememin sebebi farklı bir şey. Burada bir toplum içinde oluyorsunuz. Yani ben çok basit anlattığımı düşünüyorum. Bunu da anlamıyorsanız sizi sikeyim gerçekten. Maalesef dememin... Oğlum adam dondurma markası söyleyip yiyeceğim ben gidiyorum demiş. Banlamayın adamı ya. Dondurma oğlum nagır. Ayrıca bu kelime direkt Twitch kurallarına da aykırı olduğu için şimdi banlamak durumundayım. Zaten Twitch hesabınızı banlıyor bir reportlarsa eğer bu kelimeyi yazdığınız zaman. Hani bu da böyle bir durum. Yazmayın yani. Adama tam açıklamayı yazmadım ya. İnsan olmayan sapık mültecilerin genç kızlarımız hakkında yaptıkları konuşulurken biraz coşkulandım. Pişman değilim. Yani buna ne yapacağımı bilmiyorum ya. Dur bakayım moderatör arıyorum buna. Yani sinirle beraber öldüreceksin demiş. Bu üçüncü bana mı? Yani o kadar zor durumda bırakıyorsunuz ki beni arkadaşlar. Gerçekten beni çok baydırıyorsunuz bazen. Ya bu bana açacağım tamam mı? Ama yok işte amına koyayım bunu demem lazımdı. Coşkulandım dedim. Şöyle oldum dedim. Yani ağır bir yani öldüreceksin biraz ağır bir laf yani anladın mı? Sugar'cım hoş geldin. Şako deniz üstü köpürdü dinlemedik hayır. Ya bahane olarak bunları kullanmayın. Birazcık daha insan olmanız lazım. Bak hani burada güzel güzel takılalım. Güzel güzel eğlenelim diye yaptığımız bir ortam burası. Şimdi Pıttık bayağı eski olmasa bayağı aktif bir izleyici. Tamam mı? Bizim CS oyunlarımıza falan filan da geliyor. Şimdi normal rastgele biri yapsa bunu mesela açar mıyım? Açmam yüksek ihtimalle. Ama şimdi Pıttık yaptığı için açacak olacağım mesela. Anladın mı? Ve beni yani zor bak ama kokuyordur da yazmış mesela. Yani ayı amına koyayım ya. Ya beni gerçekten bu kadar zorlamayın. Sadık chatter insanlara birazcık daha şey yapıyorum. Anlayış gösteriyorum ama ben anlayış gösterdikçe de sizin götünüz biraz kalkıyor gibi hissediyorum. Yani ben günün sonunda siz burada iyi vakit geçiriyorsunuz diye hani size şey yapıyorum. Müsamaha gösteriyorum. Ama bir noktada gerçekten müsamaha göstermeyi bırakacağım haberiniz olsun yani. Çünkü her bu tarz olay olduğu zaman benim için öneminiz azalıyor. Mesela pıttı ben oyunlara daha az alacağım mesela. Eskisi kadar almayacağım atıyorum. Ban yani. Açmadan sonra link bakmaca mı olur zaten yoksa gaming midir plan? Hiç bilmiyorum Murat. Takılıyoruz ya. Bakalım sal 5 lira için. Sen ne anlarsın RL'den Lollipop? Gerizekalı ya. Lollipop ne amına koyayım ya. Lollipop ne abi? Lollipop ne ya? Salak herif. Neden banlandığımı bilmiyorum. Flayn. Ben reddediyordum. Dur açayım bunun da banını. Sus lan Lollipop. Ben 31 çekip yatıyorum. İyi geceler. Zart açtım verdim ağzına. Kabul ettim ağzımda çalkaladım geri verdim. Ne amına koyayım bu ne ya? Bu ne? Amına koyduğum adamı.
Oha 3 yıl yatmış. 3 yıl yatmışsın reis gel. Olgunlaşmışsındır. Herhalde ne bileyim. Öğrendi. At what cost o ayrı bir şey ama yani. Abi Ronaldo'yu mu aldın? Abi Ronaldo'yu nasıl aldın? Nasıl aldın o bastır Napoli gol gol. Keşke elenseydin amına koyayım fakir oçlar. Gel ya FM'ci bu. FM'de böyle çıldırabilir. Abi senin beynin buna yetmez. Kapa bence. Şaka yaptık. Bu kadar alınma amına koyayım. Abi bunlar şakayla hakaret valla bak yani oğlum şaka olarak birine aptal denir mi ya bu salaklık lan böyle şaka mı olur amına koyayım. Gelmiş ilk mesajı abi senin beynin buna yetmez kapa demiş sonra alınma diyor. Yavrum ben yayındayım ekran karşısındayım durmadan diye siz bana hakaret edip sonra şaka yaptık amma da alınıyorsun diyebileceğini mi zannediyorsun? Gerizekalı herif ben de ananı sikeyim o zaman şaka yaptım kanka alınma. Alınma kanka niye alınıyorsun? Ananı sikeyim senin. Niye alındın ki? Aa alındın mı? Niye alındın? Babacık ananı siksin mi senin ha? Ha siksin mi? Amına kodumu sala. Ha? Niye alındın ki? Niye al şaka yapıyorum. Amına kodumu sala diyorum. Şaka ya. Aptal orospu. Şaka ya. Şaka şaka. Yok ben yaparım ara sıra öyle şaka. Ben şaka yaparım lan. Aptal orospu derim ara sıra insanlara. Şaka olarak yani. Gerizekalı piç. Bak şaka yine şaka yaptım. Niye? Şaka. Sonunda bir gün oldu. Siktirin gidin amına koyayım ya. Oldu abi ekran karşısındayız. Zeyin yapıyoruz diye burada yani ağzınıza geleni söyleyip ben ne diyorsun lan dediğim zaman da abi alınma ya. Abi. Salak mısınız oğlum siz? Sevgiden dolayı yazdım. Oğlum otizmli bak bazı kelimelerin bokunu çıkarıyorsunuz siz tamam mı? Otizmli ben Zonguldaklıyım. Torpil olursa da sevinirim. Yani ne diyeyim ben şimdi? Ne yapayım amına koyayım ya? Hayır açıklayamıyorum da abi bu çünkü temel tamam mı? Bu temel oturup kalkma bilmek gibi bir şey bu. Nerede ne diyeceğini bilmek. Bunun eğitimini veremezsin ya. Bu zaten vardır. Her insanın içinde bu vardır yani. Mesela ışığı açtın, ışıkla işin bitti, kapatırsın gibi bir şey bu ya. Bunu ben nasıl açıklayayım da eğitimini vereyim bunun ben? Bu bir terbiyedir yani. Nerede ne diyeceğini bilmektir falan. Hani. Çok zor oğlum. Çok zor ya. Vallahi çok zor ya. Oğlum. Allah aşkına. Türkiye'ye giriyorlar. Lan insafınız yok mu? Gelin. Alo. Lan ne duruyorsunuz? 31 çekmeyin. Gelin. Yardım edin. Harbi dalıyorlar. Adam lazım. Porsan yayınında bir kadar adam var yok. Gelin ne olur. Vatan elden gidiyor. Ekonomimiz çok kötü ama umurumda değil. 20 senedir aynı hükümet tarafından yönetiliyoruz. Her şey çok kötüye gidiyor ama umurumda değil. Vatan elden gidiyor. Çünkü Arpilesti Yunanlar Türk bayrağına mavi piksel atıyor abi. Bir kaşar peynir 90 lira olmuş. 200 gram kaşar peynir 900 lira. Mikrofon kapanmış baylar kusura bakmayın. Arpilis Türk bayrağı elden gidiyor. Vatan elden gidiyor. Türk bayrağına mavi piksel attılar abi. Neyse ben gideyim. Boş buzdolabı kokusuyla karnımı doyuracağım falan. Gülmezsen bir günlük time out at. Modlara çağrımdır. Zade buna gülmezse bir günlük ban atabilirsiniz. Hayır ya. The funk. Gülmemişim galiba. Never forget who you're fighting for. Xiaosheng Hanzhenguo, Jiewa Bing.
Bayağı banlı kalmış abi. O zaman da komikti. Evet. Bakalım. Zade azlıkça 31 yapıyorum. Ne yapacağım? Kısa bir Burger King arası. Am sikmek istiyorum. Yanlış. Aynen abi böyle IPO'n. Tam tersi yanlış yaptın. Mal. Abi sen harbi malsın galiba ya. Pardon. Bu ne Metin 2 hesabı mı amına koyayım? İlk Metin 2 hesabımın nick'i buydu. Hani Rakit Suyası'ndan bahsedince ban yemek yoktu. Purple Bix yazdım ban yedim. Ya bundan dolayı yemediğini düşünüyorum ben. Yani Purple Bix'i yazdığından dolayı değil de hani Purple Bix ile alakalı ne düşünüyorsun sorusu ne bileyim garip. Risk videolarından çok keyif alıyordum. Samimi şekilde merak ettim. Mod yorumuna bakalım. Geçmiş mesajları yüzünden ban yemiş. Ha sen buradan ban yedin kanka. Sen buradan ya salak. Satranç bek. Seat'inden ban yedin sen. Bebe. Bahadır iyidir oğlum. Bahadır'la alakalı ne düşüneceğim? Bahadır işte Bahadır iyi bir adam yani. İşini de iyi yapan biri. Ne diyeceğim yani şey mi? Bahadır'ı hiç sevmem falan mı? Niye yanına koyayım? Bahadır'ı niye sevmeyeyim ki? Boş konuşuyorsun. İşim bu. Siktir git. Beni sev. Cahraz hoş geldin. Onuncayın için sağ ol canım. Jumpscare dikkat. Hani anime kızıyla seks yapacaktık. Ne oldu? Sinekler yardım ediyor sana. Anlamadın mı? Oh düzeldik sağlamız. Eğilme varsa götüne baksana. Eğilme var mı? Alttan bir baksana. 15'miş. Devam falan. Ne oluyor abi? Misal oynarken çok anlık azdım. Şu an 31 çektim ben rahatladım. Bir daha ya sen al seni amına koydum seni. SLM. Ekonomi panda dedim diye neden ban yedim? Oyunu yavaş yavaş bitireceğiz muhabbet oldu ve direkt perma yedim. Evet lan niye ban yemiş ki? Şüphe burada mı? Niye banladın oğlum? Adamı bırakıyor. Ekonomi panda yazmış adam. Ha salak. Zenci penisi mi yazmış? Sonra lan bütün ırkçılıkları yapmış ama taşlar yerine oturmuş. Bokumun çiçeği diyorlardı bana da kızınca. Bana da Allah'ını derlerdi. Oğlum çocuksunuz amına koyayım ya. Vallahi çocuksunuz oğlum. Çocuksunuz amına koyayım siz. Sizle mi uğraşacağım lan? Anaokulu öğretmeni miyim ben amına koyayım ya? Anaokulu öğretmeni miyim ben amına koyayım ya? Yani vardır bir bildiği.
Dünkü yayın ne güzeldi. Amana kodumun yarrak adamzadesi. Big Tit God Girlfriend çiziyorsun. Ondan sonra 3 santimle sahip çık. Bu şey mi? Develeri zincirle birbirine bağlayın ve yakın şakası. Develeri Kürtler siksin demiş. Parantez içinde şaka. Chat'te herkes öneride bulunuyordu. Zade yazdım, hamleyi mantıklı buldu ve piyon kaybetti. Onipix'te banladı. DM'den banın saçma olduğunu herkesin öneride bulunduğunu söyledim. Senin yüzünden taş kaybetti dedi. Chat'te saçma hamleler oluyor ama görmüyorsun dedim. Boş yapmazsan göreceğim dedi. Backseater. Ama açacağım bunu ya. Kavga falan çıkmış, dur bakayım. Bunlara da bakmak lazım. Kız diye mi açıyorum? Ne kız amına koyayım, ne diyorsunuz? Backseat'e timeout atsak, uyarsak daha iyi olacak. Siz aptal mısınız lan? Hepinizi sikerim. Adam bullemeyin dedikçe azattınız şerefsizler. Ergen ergen tripleri olan modlara sahipsin Bezade. Sokakta beni görse of abicim ya, salak herif. Banınız açacağım yüksek ihtimalle, tamam mı? Ama yani şunu söyleyen bir primat olduğun için açmıyorum banını yani. Primatsın çünkü ya. Sokakta beni görse gözünü yoldan ayırmayacak tipler burada aslanlık yapıyor. Tam bir primatlık göstergesi yani ve primatsın kanka ya. Açacaktım banını lan. 7 günlük Twitch banı yiyerek cezamı çektim. Chat'te çok aktif değildim zaten. Bir de görmek için Twitch chat'e anti ban addon'u var ama olsun. O zaman anti ban addon'u kullan. Bunu hatırlamıyorum ya. Antrenör ne kanka? Bunu yüksek ihtimalle bana değil de bir arkadaşıma söyledin. Ben arkadaşıma bir şey dediğiniz zaman bana deseniz. Şey yapmam da. 5 gündür yayınlarınızı izliyorum. Kötü niyetle yazmadım. Gülelim diye yazdım. Bu kadar tepki ve küfürleri hak ettiğimi düşünmüyorum. Çoluk çocuk değilim. Ben de FM oynuyorum. 33 yaşında bir kişi olarak bunu seni aşağılamak için yazmadım. Hepimiz insanız, illaki dilimiz takılabilir. Aga. Sadece gülelim diye yazdım. Beni banlayan mod arkadaşın ters zamanına geldik herhalde. Canınız sağ olsun. Ben yazmayı seven bir insan değilim zaten. İzlemeye devam iyi yayınlar. Canın sağ olsun reis. Canın sağ olsun. Ters anımıza, ters bir ana denk gelmiş. Kusura bakmayın lütfen. İyi seyirler. Ben banlamışım. Zade evin önünde Zade diye dükkan var. Ama Zade işte Zade. Okursan iyi Zade Zade işte. Okey tamam, sen attention horse'un. Bay bay. Sen çok iyisin kanka. Heh tamam, bu Ronaldo'nun hile olduğunu savunuyor. Bebeğim bebeğim tarzı konuşan insanlardan gerçekten çok iğreniyorum. Eskişehirliyim, görsem sokakta ilk seni döverim aman oğlu. Kanka feme yayınları acayip sarıyor. Eskiden saçmalamışım ama özür dilerim, kaldırır mısın bana? Yani 3 sene yatmış. 3 sene yatmışsın. Ne pe yani. 2020 hani amana koyayım. Ne yazmış? Özür dilerim demiş sadece çünkü. Siyasi bir muhabbetten ban yemiş ya. Açıyorum ben bunu.
İsmail Asar gelmek istememişti. Neden ban yedin bilmiyorum. İsmail Asar spaminden yemişsin. İsmail Asar spami. Sen hackerdın değil mi? Kaan Felix'in kanaldan benim chat banını da aç. Ne diyorsun amına koyayım? Siktir git buradan ya. FM'de oyuncu önerdim diye banlandım. Bu nasıl bir şey? Spam'e denk gelmişsin. Age of Empires yayınları yapıyorum. Ya birader siktir git ya. Evet, Rekits bot'tan yemiş. Kanka galiba kaç yıldır banlıyım salak moddan ötürü. Sedron'u DC'den banlamış. Üstüne kura satmış. Alt tarafı teröristleri komple çoluk çocuk bombalayacaksın dedim. Abi sikeceğim ya. Nereden crossban muhabbeti oldu ben anlamadım ki ya. Oğlum bunlardan istersek çocuk öldürelim. Gram acıma hissim yok. Doktor da olsa fark etmez. Bunlarla bağ olan kim varsa öldürülmeyi hak eder. Sert sert bombalayacaksın bunları amına koyayım. Adam da demiş ki saçma gereksiz. Suç bireyseldir. Bağ olan doktor cart cart umurumda değil. Neşleri tutarsa tut, neşler tutarsa tutsun o suçludur. Çocuklar sanki masum mu yazmış altına da. Evet çocuklar masum. Çünkü çocukların kendi hür iradeleri pek yok. Gelişmemiş oluyorlar. Bir çocuğun eline bir şey verirsen ve dersen ki git şuraya götür. O çocuk bir sik anlamadan onu oraya götürür. Yani çocuk terörist diye bir şey pek yoktur. Çocuklar kullanılır teröristler tarafından. Abi temel insanlık eğitimi falan veriyoruz artık ya. Sikeceğim size ha. Baydınız amına koyayım. Bir de böyle yan gülen emoji falan atıyorlar. Amına kodumun gerizekalıları. Gerizekalı herifler ya. Aptallar oğlum aptallar yani. Adam spam yapmış şu videoyu izle diye. Yüksek ihtimalle bir arkadaşının... Dünkü yayını açmayacağım çünkü uyku tutmayanlar ekspresi. O anında orada olup izlersen izleyebileceğim bir şey maalesef. Yani adam arkadaşının yüksek ihtimalle videosunu atmış durmadan. Şunu izle, şunu izle, şunu izle, şunu izle. Sonra ban yiyince de video önerdik. Ban sebebi bu mu gerçekten? Evet ban sebebi bu gerizekalı. 9-10 senedir yayın yapıp kariyer inşa ediyorum ve senin arkadaşının videosunu promotlamak için yapmıyorum bunu. Allah Allah. Sikeceğim ya. Bir amına koyayım bir gece rapçileri tamam mı? Ne zaman müzik dinleme yayını yapsam bir anda beni hiç izlemeyen rapçiler türüyor. Abi seni severek izliyoruz. Daha önce adını görmemişim, sanını duymamışım. Hiçbir fikrim yok herife doğru. Herif gelmiş amına koyayım. Abi yeni bir müzik yaptım. Dinlersen çok mutlu. Hayır dinlersem umurunda olmayacak kanka. Sen benim beni izleyen işte kaç 700, 800, 1K, 1005 fark etmez. Beni izleyen insanlara reklam yapma peşindesin ve 5 liraya yapamazsın bunu. Madem öyle düşünüyorsun ben de böyle düşünüyorum. Atmayın amına koyayım ya. Ben Barış Yüce Ses'le beraber ses analizi kanalı mıyım? Yapmıyorum abi. Ritimsiz sıfır buru 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 sesin arkasına oh yeah ağzına veriyorum arabam var para bol gacılar coşuyor yanımda oh giyiyorum altıma Rolex don flex diyorum ananına bana koyuyorum ama falan diye konuşuyorsunuz sik sik bir tane master mix bilen adama atıyorsunuz adam güzelleştiriyor birazcık ondan sonra geliyorsunuz 5 lira atıp abi bunu izler misin izlemem amına koyayım siktirin gidin ya unutmak öyle kolay mı sandın? Kolaysa söyle hemen unuturum. Bir gün daha dayanmak zor. Yarın da sonum belli değil. İnsan biraz sevmez mi? Hatır bilip düşünmez mi? Kendimi bitirdim peşinde kalsın yanına boş verdim. Vezir Şah'ın yanına. Ya gel buraya ya aptal herif. Bedir 17'sine gelecek. Ağlamak da lazım aynen. Ağlattın zaten. İstersen banla abi. Abi şahmat. Şahmat. BDSM sevdalısı kedi. 9-10 yıldır böyle rastgele insan artıklarıyla uğraşsan eminim sen de delirirdin yani çok yüksek ihtimalle. Bunu hatırlayan var mı ya? Şu gibi hissediyorum.
Huptora diyor. Chat'ten bir adama demiş. Huptora dememiş yani. Okey, açalım ya. Açtık, hadi hoş geldin geri amına koyayım. Ha bu şaka. Martro hoş geldin. Ya bu son dönemde kölelere tanınan haklar biraz fazla olmadı mı? Speed Ronaldo ile falan buluşuyor. Biri program sunuyor. Kanka şaka yani bu ve komik bir şaka yani, anladın mı? Bu komik bir şaka bence. Komik. Komik amına koyayım. Orta halli değil, bu bayağı sert bir şaka da. Ya gel geri amına koyayım ya. Ha motor edici adam. Motora da sövdüğünden dolayı banyo da açmayacağız. Eski bir olay. Pixar yayında bir iddia yapmıştı. Eğer böyle olursa bunu sokarsınız bana tarzı. Ben de troll bir şekilde. Mod çok zeki olduğu için link de koymuş. Çok zeki modlar var. Bir de çapraz ban atmış. Pixi senin götüne 54 kere sokacağım. Amına koyacağım ya. Enerjim bitti. Anası sikildi ortalığın ya. Gerçekten çok yoruldum ya.